hazine kadar değerli soba. Alp dağlarının eteklerindeki orman köylerinden birinde yoksul bir aile yaşarmış. Küçücük evlerinde pek eşyaları yokmuş. Tek varlıkları kışın soğuktan donmalarını engelleyen sobalarıymış. Sıradan bir soba değilmiş ama bu. Süslü, üstünde beyaz porselenden bir taç işareti de bulunan soba harika görünüyormuş. Sobanın ayakları aslan pençesine benziyormuş. Dört bir yanında rengarenk çiçek motifleri varmış. İçine odun atılan kapağı ise güneş sarısı ve deniz mavisi renklerinin karışımıymış. Aile içinde kuşaktan kuşağa anlatılan öyküye göre aslında bir saray için hazırlanan bu soba, atalarından biri tarafından tesadüfen bir harabede bulunmuş. Sonra da ailenin en çok üzerine titrediği eşyası olmuş. Bir gece eve gelen babaları, sevgili sobalarının etrafında ısınmaya çalışan çocuklarına şöyle demiş. Sevgili çocuklarım, bugün iyice ısının. Çünkü yarın artık bu soba bizim olmayacak. Karnımızı doyurabilmek için bu sobayı satmak zorundayım. Ailede herkesin ağlayıp sızlaması fayda etmemiş. Babaları yapacak bir şeyleri olmadığı konusunda ısrarlıymış. Haklı olarak aç kalmaktansa çok sevdikleri sobalarını feda etmenin daha mantıklı olacağını düşünüyormuş. Sabah sobayı almaya geleceklerinden babaları gece sobayı tekrar kömürle doldurmamış. Soba sabaha karşı yavaş yavaş sönmüş. Güneş doğarken iki kardeş Peter ve Gerda uyanmışlar. Sobalarını nasıl kurtarabileceklerini düşünüyorlarmış. Ama iki küçük çocuk ne yapabilirmiş öyle değil mi? Yine de çaresizce orada beklemeyi kendilerine yakıştıramıyorlarmış. Ben sobayı götüren arabaya binip saklanacağım, demiş Peter Gerda'ya. Eğer nereye götürdüklerini bilirsek belki daha sonra geri alabiliriz. Dediği gibi de yapmış. Sobayı taşımak için gelen at arabasından işçiler indiğinde Peter arabanın arka kısmına girmiş ve oradaki battaniyelerin altına saklanmış. Araba şehre doğru ilerliyormuş. İşçilerin konuşmalarını duyan Peter sobalarının istasyona götürüldüğünü, ertesi sabahta trene yükleneceğini duymuş. Sessizce sobanın içine girmiş ve kapağını kapatmış. Nasıl olsa ızgaralardan içeri hava giriyormuş. Sonra derin bir uykuya dalmış. Uyandığında kendini rayların üstünde tıngır mıngır giden bir trende bulmuş. Bir süre sonra tren durmuş ve yine işçiler gelip kocaman sobayı yavaş yavaş yük treninden indirmişler. Bir yandan da birbirlerine ikaz ediyorlarmış. Aman dikkat! Bu soba saraya gidecek. Eğer bir tarafı çizilecek olursa hesabını veremeyiz. Dikkat edin! Sobanın ve içindeki Peter'in yolculuğu yine at arabasında devam etmiş. Ardından Peter bir binanın önünde durduklarını, birilerinin sobayı yavaşça indirip bir yere taşıdıklarını hissetmiş. İşçiler yine konuşuyorlarmış. Ne kadar süslü ve güzel bir soba. Şu işlemelere bir bak. Kral bu sobayı pek sevecek. Sonra sobanın götürüldüğü salonda birden sesler kesilmiş. Peter insanların fısıltıyla konuştuklarını duyabiliyormuş. Kral geliyormuş. Evet evet. Gerçekten de dedikleri kadar güzelmiş bu soba, demiş kral. Şuna bak, tepesinde bir taç bile var. Ayakları da ne iyi işlenmiş. Kapağı ne kadar güzel. Kral bunu söylerken sobanın kapağının mandalını da çevirmiş ve Peter birden dışarı düşüvermiş. Aman tanrım, diye bağırmış şaşkınlıkla kral. Sen de kimsin? Peter birden kendini kralın ayaklarının dibinde bulmuş. Başını kaldırdığında madalyalarla dolu bir ceket, başında tacıyla bir kralın kendisini süzdüğünü görmüş. Ama bu beyaz sakallı yüz sinirli değil, insana güven veren babacan bir yüzmüş. Peter biraz cesaretini toplayıp başına gelenleri bir bir anlatmış. Kral büyük bir dikkatle Peter'in ve sobanın öyküsünü dinlemiş. Çocuk sözlerini tamamlayınca da şöyle demiş. Peter, anlattıkların çok ilginç. Bu sobayı size geri veremem. Çünkü bu bir saray sobası. Ama babana bir torba altın göndereceğim. Bundan böyle asla yoksulluk çekmeyecek. Sana gelince, çok cesur bir çocuksun. İstersen sen burada sarayda kalabilir, sobanın yakınında da hayatını sürdürebilirsin. Sonrasında da okur, bir meslek sahibi olur ve ileride benim sarayımda çalışırsın.
Peter kralın teklifini kabul etmiş. Gönderilen bir torba altınla yoksulluktan kurtulan ailesi de her tatilde saraya Peter'i görmeye gelmişler. Peter büyüdüğünde de sarayda kalmış. Hatta orada evlenmiş. Elbette çocukları da olmuş. Çocukları babalarının kendilerine anlattığı masallar arasında en çok hazine kadar değerli soba masalını sevmişler.